Sağlık çalışanlarına döner sermaye ek ödeme yönetmeliği resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre sabit ek ödeme merkezi bütçeye alındı ve maaşa eklendi. Bu yönetmelikle ayrıca döner sermaye almayan kalmayacak. Peki kim ne kadar ek ödeme alacak? Ayrıntılar haberimizde. Hekimlerin taban maaşı artacak. Performansa yönelik ek ödeme yapılacak. Sağlık personeline ek ödeme resmileşti. Yeni yönetmelikte branş, kademe ve dereceye göre performans ödemeleri ve taban ödemeleri için taban ve tavan oranları belirlendi. Doktor ve diğer sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınacak. Döner sermayeden ek ödeme vermeyen hastane kalmayacak. Sabit ek ödemeler emekliliğe yansıtılacak. Maaş düzenlemesi ise sağlık personelinin görev pozisyonuna göre farklı oranlarda uygulanacak. En yüksek ödeme uzman hekimlerde 10 bin lira civarında bir ek ödeme alırken asistan hekimler 7500 liraya yakın bir ek ödeme alacak. Pratisyen hekimler ise 5 bin lira alırken diş tabipleri de yine bu oranda alacak. Hemşireler ve sağlık memurları ek ödeme olarak 850 lira alırken teknikerler 500 lira alacak. Sağlık çalışanlarına ek taban ücreti 400 liradan başlayacak. Yönetmeliğe göre sabit ve tavan ödemenin yanı sıra teşvik ödemesi yapılacak. Sağlık çalışanlarına 400 liradan başlayıp 8000'e kadar teşvik ödemesi yapılabilecek. Teşvik ödemesi söz konusu personelin görev yaptığı sağlık kuruluşuna hizmete katkısı, verimliliği, hasta ve çalışan memnuniyeti gibi kriterler göz önüne alınarak döner sermayeden yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Yönetmelik dili hepimiz için açık olmayabilir. Günlük hayata tercüme her ayın 15'inde yapılacak. Hayırlı olsun ifadelerini kullandı.